başlayacak. Mücadeleye ilk düdük. İki takıma da başarılar. Rami. Atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada Jailson var. Tolgay. Sağda Isla kendisini unutturdu. Deniz. Deniz Türüç. Vedat ısrarla top istedi. Bir kez daha sol kanada döndü Deniz. Orada Nebil Dirar ortasını yaptı. Kafaya vuran Patrick, ikinci hamle. Tolgay. Kaleyi deneyecek. Vurdu kaleci Alperen. Tolgay vurdu. Alperen topu dışarı çeldi. Maçın ilk önemli pozisyonu diyebiliriz. Çok güzel bir şut çıkartmış Tolgay. Alperen de aynı güzellikte kurtardı bu topu. 13. dakika, Fenerbahçe'nin ilk şutu. Normalde Fenerbahçe'nin ortalama 5 dakikada bir şut attığı bir performansı var aslında. Hem de daha zor karşılaşmalarda. Bugün yavaşlar o konuda. Köşe vuruşundan gelen top bir kez daha Tolgay. Sındıkça oyuncular denemeye başladılar. 20. dakika sonrası o tempo daha da artar diye düşünüyorum. Alperen ileri doğru gönderdi. Orada bir top kaybı Ferdi aldı. Vedat Muriç. Vedat topu hala kendisinde. Bir kez daha Ferdi. Ceza sahasında Deniz'e. Bir kafa ve gol. Deniz Türüç'ün golü. Fenerbahçe 1-0 önde. 15. dakika. Deniz attı. Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ersun Yanal bu golden sonra işte böyle güldü. Bir kez daha izleyelim. Ferdi'nin ortası, Deniz'in çerçeveyi bulan kafa vuruşu. Direğe çarpan top böyle gidiyor ağlara. Asist Ferdi'den, gol Deniz'den. Fenerbahçe 15. dakikada 1-0 öne geçiyor Kadıköy'de. Şu açıdan önemli. İki kanat adamı oynatıyorsunuz. O iki kanat adamının birisi asist yapıyor, diğeri gol atıyor. Ersun Hoca'nın bu sevincinin altında da büyük bir ihtimalle bu var. Çünkü o bunu istiyor. Bu arada bir kısa top. Vedat bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Goller ard arda geliyor. Kadıköy'de farkı ikiye yükseltti Fenerbahçe. Ferdi az önce asisti yapmıştı. Bu kez Vedat Muriç genç arkadaşını aldı. Sen at dedi. Bu kez golü atan Ferdi Kadıoğlu oldu. Savunmada bir büyük hata. O hatayı değerlendiren Ferdi. Vedat onun önüne bıraktı. Ferdi Kadıoğlu da farkı ikiye taşıdı bu golle. 16. dakika. 15 Deniz, 16 Ferdi. Arka arkaya gelen gollerle farkı ikiye yükseltti Fenerbahçe. Oyunun gidişatı, hani Fenerbahçe ısınmaya başladı dediğimiz andan itibaren bunu gösteriyordu zaten. Ben açıkçası 20'den sonra bekledim ama onlar 15'ten biraz daha erken başladılar. Tabii ikinci gol biraz... İki, dört oyuncu o bölgede. Duhan gitti ters ayakla sağ taraftan köşe vuruşunu kullanmaya. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Kale sahasına doğru Harun boşa çıktı. İkinci hamle. Vedat vurdu kafayı. Bir şut üstten out. Fenerbahçe çok enteresan bir takım. Ligde ilk 15 dakikada Saraçoğlu stadında kendinin ve rakibin attığı toplam gol sayısı 13 sevgili Ender. Ne olmuş diyeceksin. Ama deplasmanda aynı ilk 15 dakikada Fenerbahçe'nin maçlarına sadece bir gol oluyor. Yani Fenerbahçe burada üst üste 15-16. Dakikalarda golleri buldu. O çok sürpriz değil. Wellington'la oynadı. Eslem. Jailson çaldı ondan topu. Tolgay aldı şimdi. Tolgay'dan sol tarafa doğru Ferdi'ye. Yetişti Ferdi. Karşısında Wellington var. Ferdi güzel bir hareket. Hakeme baktı. Out'u gösterdi Zorbay Küçük. Bu çalım seyredilir birkaç kere. Ferdi gerçekten çok klas bir çalım attı. Sonrasında devamı gelmemiş. Ferdi Kadıoğlu. Müthiş bir genç oyuncu burada. Wellington için kötü bir hatıra. Evet, Wellington için üzüldüm ama Ferdi'nin yeteneği bu işi yapan. Fırat Hoca bir ara görüntüye geldi. Ferdi çok yetenekli bir oyuncu. İşte
bir fizik gücü anlamında belki bir miktar sorunu var. Ama daha çok genç hocam tabii, yani gelişmeye açık. Kesin. Şu sahadaki olanlar şunu gösteriyor. Her maç en az Isla, Jailson, Tolgay. İyi top yaptı Fenerbahçe bu bölümde. Nebil Dirar önündeki alanı kullandı. Nihal Zaitz yanında. Zaitz şimdi bir derin top düşüncesi. Geçmedi. Orada müdahale Wellington'dan gelmişti. Ama top yeniden Fenerbahçe'de. Ön alandaki baskı devam ediyor çıkartmıyor. Fenerbahçeli futbolculardan. Jailson. Şimdi Ferdi aldı. Ferdi duvar pası başarılı. Ferdi gol pozisyonu. İkinci hamle. Zaitz vurdu son anda bir müdahale. Başladı. Ali'nin müdahalesi geldi. Mutlak bir golden korudu kalesini Mihal Zaitz. Duvar pasıyla böyle indi Ferdi. Vuruşu kaleciden döndü. Zaitz vurdu. Muhammed Enes bu arada taç atışı tekrarlanıyor. Daha doğrusu el değiştiriyor diyelim biz ona. Nebil Dirar'dan Jailson'a doğru Fenerbahçe için yeni bir atak başladı böylece. Jailson çok hızlı bir top çıkarttı ama dönen top yine Fenerbahçe'de. Ferdi Kadıoğlu pasını verdi. Bir vuruş son anda Alperen. İki güzel hareket izledik. Yine bir kenar oyuncusu getirdi Ferdi. Diğer kenar oyuncusu atak sonlandırdı Deniz. Ferdi geliyor bir kez daha. Ferdi pasını verecek Patrik Açon. Kademedeki isim. Karşı atak şansı İstanbulspor'dan gidemediler. Tolgay aldı. Ortasını yaptı. Savunmada müdahale geldi. İkinci hamle. Fenerbahçe atak tazeleyecek. Yarı sahasından çıkmakta çok güçlük çekiyor İstanbulspor takımı. Mauricio Isla. Jailson sokuldu ona doğru. 60. dakika 3'te 2'lik. Sadık. Kenarda hareketlilik var. Tolga'yı görüyorum. Deniz Türüç. Sağdan Isla gidiyor. Deniz derinlemesine pas. Vedat Muriç ve gol. Vedat'ın golü Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Karşılaşmanın 71. dakikası. Vedat Muriç ile farkı 3'e yükseltti Fenerbahçe. İşte pozisyon. Deniz'in pası, Vedat'ın bitirici vuruşu. Deniz Türüç bir gol atmıştı, bu asisti yaptı. Vedat bir asist yapmıştı, bu golü attı. 71. dakika. Gol tekrar tekrar geliyor görüntüye. Yorulmuştu Vedat. Ama iyi bir vuruştu. Ve bizim ligdeki ilk onları düşün. 60 takım yapar. O 60 takım içinde net gol pozisyonunu kaçırma anlamında birinci sırada. Dolayısıyla bugün onu yapmadılar. Bugün gol pozisyonunu yakaladılar ve attılar. Ligdeki en büyük eksikliği de bu. Victor Moses duvar pası başarılı. Moses yine ortasını yaptı. Ters taraftan Muhammed geldi ceza sahasında. Muhammed sıyrıldı rakibinden. Yaptı ortasında. Bir vuruş ve gol. Fenerbahçe 4-0 yakaladı Zaitz'la. Ama goldeki aslan payı Muhammed'in. Genç Muhammed'in. Çok yetenekli bir çocuk. Gerçekten öyle. Tarsus'ta da oynadı sevgili Ender. Biz orada da izlemiştik. Hani böyle bir kumaş, gerçekten iyi bir kumaş. Bak şuradaki geçişe bak. Gerçekten çok klas bir geçiş ve bilerek. Rakibini geçti. Ve Zaitz'a al da at dedi. Muhammed görüntüde, Muhammed Gümüşkaya bugünün güzel bir enstantanesi daha, bu asisti yaptı. Zaitz da Fenerbahçe'nin 4. golünü İstanbulspor ağlarına böyle yolladı. Zaitz kendi adına sevinmiştir çünkü son golün asistini yapan oyuncu ve son düdük. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ten. Değerli futbol severler, Fenerbahçe İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turu için büyük bir avantaj yakalıyor.